Evet efendim, şimdi sırada diyetisyen Esra Işıkdemir'in bizler için hazırladığı görüntüler var. Anne sütünü arttırıcı hoşaf tarifini verecek bizler için. Hep birlikte izliyoruz. Merhabalar, ben diyetisyen Esra Işıkdemir. Bugün sizlere emziklilik dönemi beslenmesi hakkında konuşacağım ve harika bir süt arttırıcı tarif vereceğim. Biliyoruz ki anne sütü bebekler için en kıymetli besin kaynağı. Bebeğin ilk 6 ayda proteinini, yağını alması gereken tüm vitaminleri destekleyen ve tek başına sahip olan tek besin anne sütüdür. İçerisinde bebeği enfeksiyonlara karşı koruyucu oldukça güçlü bir kaynak var. Anne sütü bu kaynakla beraber bebekleri solunum yolu enfeksiyonlarına karşı, astıma karşı koruyucu etki gösteriyor. Aynı zamanda demir içeriği de oldukça yüksek ve bebeklerde demir eksikliği yaşanmasını engelliyor. Çene ve diş gelişiminde de oldukça önemli. İlk 6 ay anne sütü kullanımı bebekler için sağlık açısından çok çok değerli bir yerde. Sütü ile bebeğinin tüm ihtiyaçlarını karşılayan bir anne yaklaşık olarak günde 700 ila 800 mililitre kadar süt üretimi yapar. Tabii bu durum sadece bebek için olumlu değil, annenin sağlığı için de oldukça olumlu etkilere sahip. Emziren annelerde doğum sonrası kanamaları azaltıcı etkisi var. Böylelikle annenin de demir eksikliğini gitmesini engelliyor. Göğüs kanseri, yumurtalık kanseri, anemiye karşı anneler için koruyucu bir etki yaratıyor. Anne emzirirken oksitosin denilen bir salgı yayılır vücuda. Bu aslında mutluluk hormonudur. Yani emziren annenin mutluluk seviyesini de yükseltir. Annelerin doğum öncesi vücut yapısına tekrar geri dönmeleri için de oldukça değerli bir durum. Süt üretimi esnasında anne vücudu yaklaşık 300 kalori kadar ekstradan enerji harcar. Sanki anne bir yürüyüşe, bir koşuya çıkmış gibi etki gösterir. Yani doğum öncesi kiloya erişmek için oldukça önemli bir yöntem. Emziklilik döneminde süt üretimi esnasında anne iki tane enerji kaynağı kullanır. Bunlardan biri gebelikte alınan yağ kütlesinin enerjiye dönüşmesidir. Yani gebelikte alınan yağ kütlesini anneler emziklilik döneminde enerji kaynağı olarak kullanarak o yağlardan rahatlıkla kurtulabilirler. İkincisi ise annenin bu dönemde yediği besinler, besinlerden gelen enerjiler de annenin süt üretimini destekler. Emzirme döneminde dikkat etmeniz gereken belli başlı şeyler var aslında. İlk önce su tüketimi geliyor. Emziren anneler mevsim ne olursa olsun 3 litre suyu kesinlikle tamamlamaları gerekli. Tabii sadece su tüketimi olarak bakmamak lazım. Belli başlı çaylardan da yardım alabiliriz. Ihlamur, nane, rezene, papatya, ısırgan gibi otları kaynatarak çaylarını yapabilirsiniz. Özellikle melisa ve yasemin çayı süt üretimini de destekler. Eğer siyah Türk çayı içmek istiyorsanız yemeklerden 1-2 saat öncesinde limonlu ve oldukça açık bir şekilde tüketmenizde fayda var. Emzirme döneminde mutlaka iyotlu tuz kullanmanız gerekli çünkü iyot aynı zamanda bebeğin zeka gelişimini de etkilemekte. Unutmayın, yediğiniz her şey sütünüzle beraber bebeğinize geçiyor ve iyot bebeğiniz için, bebeğinizin zeka gelişimi için çok gerekli. Demir eksikliği annedeki doğum sonrası kanamalarla beraber kendini gösterebilir. Bu dönemde demir eksikliğinden korunmak için kırmızı et ve koyu yeşil yapraklı sebzelere yönelebilirsiniz. Sütünüzün içeriğindeki demiri arttırmak da bebeğinizin demir eksikliğinden korunmasına yardımcı olacaktır. Burada kimyon çok önemli bir yerde aslında. Hem anneyi anemiden korur hem de süt ile bebeğe geçerek bebekte gaz sıkıntısı oluşmasını da engeller. Tabii demir içeren besinleri tüketirken emilimini unutmamak lazım. Demir emilimini C vitamini yüksek besinlerle destekleyebilirsiniz. Kalsiyum yönünden zengin beslenmek de anne sütünü hem arttırıcı özelliğe sahip hem de anne sütünü daha da zenginleştiriyor. Özellikle siyah, susam, kalsiyum yönünden
oldukça zengin bir kaynak ve anne sütünü arttırıcı etkiye sahip. Sütün verimliliğini arttırmak için B12 vitamininden de yararlanmamız gerekli. Eğer B12 vitaminini takviye olarak almıyorsak yağsız kırmızı etlerden ve yine yeşil yapraklı sebzelerden yardım alabiliriz. Kuru bakliyat bu dönemde çok önemli bir yerde aslında ama bebekte gaz sıkıntısına neden olabiliyor. Bu gaz sıkıntısını daha azı indirmek için kekik ve kimyondan yararlanabilirsiniz. Beta karotenden zengin, havuç, tatlı patates gibi besinleri de süt üretimini arttırmak amaçlı beslenmenize mutlaka ekleyin. Şimdi sizlere emziklilik döneminde oluşan tatlı isteğinizi çok rahat bastıracak hem de süt üretiminizi arttıracak harika bir hoşaf tarifi vereceğim. İçeriğinde neler var? 1 tane kuru incir ilave ediyoruz. 3 tane kuru kayısı ve 3 tane kuru erik ilave ediyoruz. Biraz tarçın ve karanfil ilave ederek bunları güzelce kaynatıyoruz. Kaynattıktan sonra üzerine tatlandırmak amaçlı biraz bal, nane ve limon da ilave edebilirsiniz. İşte bu karışımı günde 2 bardak tüketerek süt üretiminizi destekleyebilirsiniz. Afiyet olsun.